11 ayın sultanı Ramazan kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur yemeğiyle başladı. Ayasofya Camii de 88 yıl sonra bir ilki yaşadı. Ayasofya'da 88 yıl sonra ilk teravih kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş tarafından kıldırılan namaz için binlerce kişi camiye akın etti. Ayasofya-i Kebir Camii'nde 88 yıl sonra ilk kez teravih namazı kılındı. İlk defa bu böyle bir şey atmosfere şahit oldum. Çok güzel. Kalbimiz böyle heyecandan atıyor. Endurun usulü ile eda edilen teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Fethin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Camii 86 yıl sonra 2020'nin Temmuz ayında ibadete açılmış ancak salgın nedeniyle 2 sene teravih kılınamamıştı. Pandeminin etkisini iyice yitirmesiyle bu Ramazan'da ilk teravih için binlerce kişi Ayasofya'yı doldurdu. Tam 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla tekrar cami statüsüne dönüştürülen Ayasofya Camii'nde 88 yıl sonra da ilk teravih heyecanı yaşanıyor. Ve Ayasofya Kebir Camii'nde ilk teravih namazını kılmak isteyenlerse erken saatler itibariyle camiyi doldurdular. Ayasofya'da ilk teravih namazı okuluyor. Biz Özbekistan'dan geldik bu arada. Hoş geldiniz. Burada öğrenciyiz, hoş bulduk. Hepimiz hoş geldik Ayasofya'ya tekrardan. Ayasofya'da Ramazan'a girmek çok farklı bir duygu. Aslan'a döndü. Valla çok çok güzel. Yani 88 yıl sonra böyle bir atmosfer yani yakalamak için geldik zaten. Çok heyecanlıyız burada da. Burayı ibadete açan o muhterem insanlara da Allah razı olsun. Cami açıldıktan sonra teravih kılmaya geldik. Çok mutluyuz. Kardeşimle ailecek geldik öyle. Yani burada ümmetin zincirlerinin kırıldığı bir yer. Yani bu selin başlangıcının olduğu bir yerdeyiz şu anda. Manevi iklim yaşıyoruz. Yatsı ezanına 30 dakika kala Ayasofya-i Kebir Camii tamamen doldu. Görevlilerin camiye girişleri kapatması üzerine vatandaşlar Sultanahmet Meydanı'nda saf tuttu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin de saf tuttuğu teravih namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cemaatle birlikte dua etti. Tam 88 sene ayrıldıktan sonra